Hepsine yetişemezsin. Abdülhamit de böyleydi. Telgrafla ordudaki en sıradan emirleri bile Abdülhamit verecek. Aynısı bunda da var. Bu ayrıntılara girmiyorum ben. Ben burada çok kaba, çok genel Türk tarihinin en büyük yolsuzluğu Abdülhamit döneminde oldu diyorum. Türk tarihinin en büyük tasfiyeleri Abdülhamit döneminde oldu diyorum. Türk tarihindeki mutlak iktidarın yıkılmasıyla en büyük sevinç gösterinin de Abdülhamit'le birlikte olduğunu söylüyorum. Yani en kaba, en genel hatlarıyla söylüyorum. Ve Abdülhamit'i anıp göklere çıkartan bu tarihçileri de yuh diyorum. Gerçekçi olmamakla, tarihi manipüle etmekle, yalan yanlış yazmakla itham ediyorum. Siz tarihe iftira atıyorsunuz. Bu kadar belge ortada. Ve hala gelip söylediğiniz şeye bak. Diziler de bu mantıkla çekiliyor. Bu dizileri de nasıl okuyorsun abi? Yani bu ya diziler işte bir Abdülhamit efsanesi, miti yaratmak istiyorlar. Yani bir Herkül, bir Apollon, bir Abdülhamit'ten Fatih çıkarmaya çalışıyorlar. Abdülhamit bizim bir padişahımızdır. Saygı duyacağız. Resmi gerekir resmini de asacağız. O dönemi de saygıyla tahlil edeceğiz, inceleyeceğiz. Ama bunu Cumhuriyet'in, Atatürk'ün önüne çıkarmak, modern değerlerin önüne çıkarmak, bu mutlak iktidarı özgürlükleri gibi takdim etmek, bu mutlak iktidarı cennet gibi takdim etmek, Osmanlı'nın en yüce hali demek. Ya iki kere, Abdülhamit iki kere Ruslara yenildi. Erzurum gitti ya. Erzurum nerede gitti? 50 yıl kaldı Rusların altında. Tarihin en büyük savaş yenilgilerini aldık. Ne zaman geldi Ruslar İstanbul Ayasofya'sa kadar? Abdülhamit döneminde geldi. İnanılmaz toprak kayıpları. Şimdi bu kadar toprak kayıpları, savaş yenilgileri, bu yolsuzluklar, bu karanlık dönem, bu hafiyeler, bütün bunlara rağmen hala modern dergi, gazete, ışıklar, ekranlar altında, gazetelerde hala metiyeler, hala bilmem neler. Ya bir sakin olun ya. Bu ülkede sizden başka okumuş da insanlar var yani. Bize de kurbağa yerine koymayın. Bir ciddi tarihçi diyebileceğimiz insanlar da tarihi belgeler toplarken Abdülhamit'in ailesiyle, Osmanlı padişahının soyuyla belge alışverişinde arkadaşlık kurmuş. İyi ilişki geliştirmiş. Onlara yakın şeyler söylüyorlar. Yani tabii arkadaşlar istediğin gibi yakın konuş. Ama tarih diye bir şey var. Ve Abdülhamit sonrasında Balkanlar gitti. Osmanlı parçalandı. İki büyük savaşa girdik. Birinci Dünya Savaşı. Osmanlı, koskoca Osmanlı Türkiye'nin 5 katı 6 katı büyüklüğünde toprak kaybetti. Ve bir Varolu Savaşı'na girdik. Ve Mustafa Kemal ateşten şu toprağı zor kurtardı ve önümüze koydu. Onu da beğenmiyorlar.